Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 3 Eylül'de Türkiye saatine göre sabah 4:56'da 11 derece Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. Toprak elementinin değişken niteliklerini taşıyan Merkür tarafından yönetilen Başak Burcu, yaşamımızın bu döneminde hayatımızı gözden geçirmek, düzenlemek, bazı eksiklerimizi tamamlamak için bize fırsatlar sunabilir. Evet, yükselen an haritasında da Aslan Burcu'nu görüyoruz ve Merkür henüz Aslan Burcu'ndaki retrosunu tamamladı. İleri harekette ve kısa sürede Aslan Burcu'ndan Başak Burcu'na doğru da ilerleyecek. Bu yeni ay iş, çalışma, hizmet, eğitim, günlük yaşam, alışkanlıklarımız, sağlık, beslenme, hijyen gibi konularda özellikle biraz daha dikkat çekiyor. Eksiklerimizi görebileceğimiz, analiz yapabileceğimiz, muhasebeler yapabileceğimiz, ayıklayabileceğimiz, gerekliyle gereksizi şöyle bir netleştirebileceğimiz, daha iyi sonuç almak için, verimi arttırmak için, üretmek için, hayatımızı daha kaliteli hale getirmek için bazı önemli kararları verebileceğimiz bir dönemdeyiz. Yeni ayın tam karşısında Balık burcunda Satürn yerleşiyor. Dolayısıyla Satürn'ün önemli bir etkisi var. Satürn olan yerde zaten düzen vardır, sınırlamalar ve disiplin vardır. Bu da bize biraz daha iş ve sorumluluklarımızı hatırlatacak. Artık yaz mevsimi de bitiyor. Çalışma dönemi, eğitim dönemi başlıyor. Kendimiz için, yakınlarımız, sevdiklerimiz için, çocuklarımız için artık hayatımızı şöyle bir düzenleme dönemindeyiz. Bu arada tabii ki çok daha eleştirel olabiliriz. Kusurları daha iyi görebiliriz, analiz edebiliriz. Biraz etrafta ilişkilerde de aslında ciddi yaklaşımlar, daha eleştirel yaklaşımlar söz konusu olabilir. Satürn'ün enerjisi melankolik, karamsar etkiler verebilir. Özellikle geleceğe dair endişeler hissedebiliriz, korkularımız artabilir, eksiklikler hissedebiliriz. Maddi manevi her alanda bunları hayatımızda biraz daha hissedebiliriz bu dönemde. Mars'la Neptün arasında sert bir açı var. Bu da biraz daha hani psikolojik anlamda bizi yorabilecek gibi görünüyor. 3 Eylül, 4 Eylül, 5 Eylül yani Eylül'ün ilk haftasında bu enerjinin etkilerine biraz daha dikkat etmekte fayda var. Özellikle değişken burçlarımız daha fazla etkilenecekler. Başaklarla birlikte Balık, İkizler ve Yay burçları birinci derecede etki alan burçlarımız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Bu burçlarda güneşiniz, yükselen burcunuz olabilir veya kişisel doğum haritalarınızda 11 derece ve yakınlarında gezegenleriniz olabilir. O zaman yeni ay tesirleri sizin için de çok daha güçlü çalışabilir, önemli hale gelebilir. Evet, biraz daha detaylara baktığımızda bu yeni ay aslında hayatımızda bizi sorumluluklarımızla, görevlerimizle yüzleştirebilir. Bir öğretmen gibi Satürn tam karşıt açıda Balık burcunda yerleştiği için eğer eksikliklerimiz varsa veya herhangi bir konuda yanlışlarımız varsa bunlarla yüzleşmelerimiz olabilir. Ama bilinçli bir şekilde artık bize üretmek, eksikleri tamamlamak, düzen kurmak için de daha fazla bir disiplin verebilir. Bu yeni ayın enerjisi, iş bulmak, çalışmak, eğitim konuları, sağlığımızla ilgili konular, beslenmemizle ilgili konular, tabii ki ihtiyaçlarımız öne çıkacak. Bu ihtiyaçlarda hayatımızda hissettiğimiz bazı yoksunluklar üzerimizde baskı yaratabilir. Her türlü disiplinle ilgili, kurallarla ilgili konu ya da yaşamımızda otorite figürleriyle ilgili konular, onlarla olan ilişkilerimiz, onların üzerimizde yarattığı baskılar, kısıtlamalar bu yeni ay döngüsünde yoğun olarak hissedebiliriz. Özellikle 8 Eylül, 9 Eylül Güneş ile Satürn karşıt açıya geçecek. Bu günler biraz daha bu Satürn enerjisinin o kasvetli etkisini, baskı veren etkisini güçlendirebilir. Şimdi tabii Başak üretim demek, iş alanları, hizmet alanları, tüm bunları yönetiyor. Tarım da bir Başak konusudur. Dolayısıyla özellikle ihtiyacımız olan gıdaların üretilmesi, toprağın değerlendirilmesi, üretim, çiftçilik, tarım, buralardaki düzenlemeler, ihtiyaçlar, eksiklerimiz varsa bunların belirlenmesi, yeni yapılandırmalar olması, yeni yasaların düzenlemelerinin yapılması mümkün. Çünkü eksiklikler zaten var. Hani bu yeni ay bize bunları da iyice bir gösteriyor. Burada iyileşmeler olabilmesi için bunların
yoluna girmesi için, yanlışların düzeltilebilmesi için yeni bir sistem kurulması, yeni bir düzen kurulması gerekiyor. İşte bunlara karar verebiliriz, bunları uygulamaya koyabiliriz. İlk etapta kısıtlamalar hissedebiliriz. İster istemez bazı fedakarlıkların, bazı yoksunlukların, kısıtlamaların olması da mümkün görünüyor. Zaten tutulmaya doğru gidiyoruz. 18 Eylül'de Balık burcunda ay tutulması yaşayacağız. 2 Ekim'de de Terazi burcunda ve Güneş tutulması var. Tutulma mevsimindeyiz ve bu tutulmalar bir şeyleri biraz daha hızlandırırken, aslında yıl sonuna kadar olan bu süreçte, yılın son döngüsündeki bu dönemde de önemli hale gelecek. Dolayısıyla Eylül ayı tutulmaların da başlamasıyla birlikte yaşamlarımızda farkındalığımızı arttıran, bize daha güçlü dönüşümler getiren, değişimler konusunda aslında daha fazla hayatımıza biraz zorunlu da olsa baskılar getirebilecek bir döngü. Zaten Başak Burcu değişken bir burç. Aslında değişimlere uyum sağlamamız da gerekiyor. Gerektiğinde kendimizi de değiştirebilmemiz gerekiyor. Çünkü iş kabullenmekte başlıyor. Kabullenirsek kusuru hep başkalarında, karşıda aramadan kendimize de objektif bir şekilde bakabilir, kendimizi de eleştirebilir, kusurlarımızı fark edersek, bu kabullenişle beraber değişim için, ilerlemeler için, yenilikler için de tabii ki fırsatlarımız olabilir. Yeni ayın an haritasında Başak Burcu ikinci evi yönetiyor. Yükselen Aslan'da yerleşmiş durumda. O yüzden ikinci ev konularıyla da alakalı aslında bu yeni ay. Biraz hani para konuları, kazançlarımız, maddi manevi güvenlik arayışlarımızla da bağlantılı. Dolayısıyla bu yeni ay döneminde hayatımızdaki ihtiyaçlarımız doğrultusunda parasal beklentilerimiz ve bunlarla ilgili hissettiğimiz yoksunluklar, sınırlamalar öne çıkabilir. İşte eğitimle ilgili ihtiyaçlar, artık çocukların okulunun açılması, bir şekilde artık yazın sona ermesi, bu dönemde tabii ki işle ilgili arayışlar biraz daha artabilir. Günlük hayatlarımızın düzenlenmesi, yaşadığımız mekanların bir şekilde temizlenmesi, ayrıştırılması, sağlıkla ilgili kontrollerimiz, evcil hayvanlarımızın bakımı, bakımları, beslenme, gıda ihtiyaçlarımız ve üretimle ilgili ihtiyaçlarımız, her alanda bu konuların gözden geçirileceği, biraz da tabii ki bazı zorluklarla yüzleşebileceğimiz bir dönemdeyiz. Şimdi Mars'la Neptün arasında sert bir açı var. Buna özellikle Eylül'ün ilk haftası içerisinde dikkat etmek lazım. Başak sağlıkla ilgili bir burç ve bu dönemde bağışıklık sistemimizle ilgili bazı sağlık sorunları artabilir. Özellikle tabii ki alerjik sorunlar, mevsimsel hava değişimleriyle ilgili problemler, kronik metabolizma sorunları, hormonal dengesizlikler ve virüsler nedeniyle oluşabilecek bazı bulaşıcı hastalıklar. Çünkü Mars ve Jüpiter İkizler Burcu'nda özellikle solunum yoluyla ilgili olabilecek hastalıkların, sağlık problemlerinin artabileceğini, etkili olabileceğini de ifadesi. Enfeksiyonlara daha açık olabiliriz. Zehirlenmelere, gıda alerjilerine de dikkat edelim. Mars Neptün sert bir açıdır, zor bir açıdır gerçekten. İşte alkolle ilgili sorunlar artabilir, ilaç, kimyasal madde zehirlenmeleri, besin alerjileri oluşabilir. Hatta sularda, denizlerde oluşabilecek kazalar, bazı problemler artabilir bu dönemlerde. Aşırı yağışların neden olabileceği, yine sel, su baskını gibi zorluklar her alanda, hani tüm dünya üzerinde de hani bu etkileri biraz daha bölgesel olarak görebiliriz, hissedebiliriz. Evet, enteresan sabit yıldız yerleşimleri var. 11 derece Başak Zosma yıldızıdır. Güçlü bir yıldız, etkili bir yıldızdır. Hırslı, kararlı enerjisi vardır. Biraz tabii ki hayatta kötümserce zorluklar da verebilir. Mücadele gerektiren bir enerjidir ama bencilce yaklaşımlara, aşırı böyle egosantrik, kibirli yaklaşımlara dikkat etmek lazım. İşte konuşmalarımızda, ifadelerimizde, böyle maddi konularda özellikle bencil, kibirli, egosantrik yaklaşımlar sıkıntılı olabilir. Hak edişlerimizle de alakalı bir süreçteyiz. Tutulma enerjilerinin olduğu bir dönem hayatımıza geliyor. Dolayısıyla bu konularda hak, hukuk, adalet konularına dikkat edelim. Venüs Terazi Burcu'nda. Hak edişlerle beraber evet iyilikler getirebilir hayatımıza. Bununla birlikte Mars Betelgeuse yıldızıyla birlikte, aynı zamanda Güneş ve Ay 11 derece Başak yine Betelgeuse yıldızıyla da paralel, tam
etkileşim içerisinde. Bu da çok güçlü bir bağlantı. Yani Betelgeuse yıldızının da çok güçlü bir etkisi var. Bu şanslı bir yıldızdır aslında. Çok dönüştürücü ve hayatımıza iyilikler de getirebilecek bir yıldızdır. Özellikle dişi enerji, kadın figürlerin hayatımızdaki etkilerini arttırabilir. Onlardan gelebilecek yardımlar, çok önemli destekler gelebilir veya tüm hani kolektif alana yansıyacak. Özellikle kadınlarla ilgili ve dişi enerjinin etkisiyle ilgili bunlar hayatımıza fayda sağlayacak, sorunları çözebilecek olumlu değişimler, yenilikler şeklinde de gelebilir. Bunları biraz daha öne çıkarabilecek, etkili olabilecek bir döngüde olabiliriz. Evet, şimdi yükselen burçlarınıza göre yeni ay enerjilerinden bahsedelim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Başak Burcu'ndaki yeni ay 6. evinizde doğacak. Yılın bu döneminde artık biraz daha iş ve mesleki konulara, günlük hayatınıza, sorumluluklara odaklandığınız bir dönemdesiniz. Üzerinizde duygusal baskılar olabilir. Böyle bir hareket etmek istememe, hani böyle bir karamsarlık, geleceğe ait endişeler, korkular hissedebilirsiniz. Özellikle İşle ilgili sıkıntılarınız varsa bunlar daha bir doruk noktasına ulaşabilir. Bununla birlikte tabii ki gerek aileniz, çocuklar, onların hani meşguliyetleri var. Ev ortamında, yaşadığınız mekanlarda yapılacak düzenlemeler var. Ertelediğiniz bazı bir sürü ıvır zıvır iş var. Hani bunlara koşturacağınızda biraz yorulacağınız bir dönemdesiniz. Çok fazla iletişim, çok fazla konuşma var. Yakın çevrenizle, özellikle akrabalarla, kardeşlerle de daha fazla böyle bir iletişim içerisinde olabilirsiniz. Kullandığınız sözcüklere dikkat edin. Gereksiz, gerek de size karşı bazı kişilerin böyle çok eleştirel, çok kontrolcü olması mümkün. Bu biraz sıkıntı yaratabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Sağlık konularında hassasiyetleriniz artabilir. Özellikle bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. İşte enfeksiyon hastalıklarına, solunum yolu problemlerine açık olabilirsiniz bu dönemde. Beslenmenize dikkat edin. Bağışıklığınızı güçlendirecek ek takviyeler alabilirsiniz. Özellikle iş ortamınızda, çalışma ortamınızda sizi rahatsız eden bazı konular varsa, hani bunlar kafanıza biraz takılabilir, endişelerinizi arttırabilir ama çözüm yollarını da aslında mantıklı bir şekilde baktığınızda bulabilirsiniz. Evcil hayvanlarınızla ilgili de gündemleriniz olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda 11 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa yeni ayın sizin için etkileri biraz daha önemli olabilir. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Başak Burcu'ndaki yeni ay 5. evinizde doğacak. Bu yeni ay sırasında çocuklarınız ve onlarla ilgili konular, düzenlemeler, işleriniz, meşguliyetleriniz biraz öne çıkıyor. Aynı anda birçok işle de ilgilenebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak, doğum gibi konularınız da gündemde olabilir veya çocuklarınızın eğitimleri, işte onların hayatlarındaki bazı gündemleriniz var. Bunlara çok yoğunlaşabilirsiniz. Tabii ki parasal ihtiyaçlarınız artacak. Parayla ilgili zaman zaman böyle baskı hissedebilirsiniz. Endişeleriniz, kaygılarınız olabilir. Çünkü harcamalarınızın artabileceği bir dönemdesiniz. Kazanç imkanlarınız da olabilir. Özellikle risk içeren alanlara, spekülatif piyasalara biraz dikkat edelim. Eğlence için, keyif için harcamalarınız da olabilir. Ya da tamamen kişisel girişimleriniz, hobi gibi ihtiyaçlarınız, bazı belki eğitime katılacaksınız, bir kursa gideceksiniz, bir seyahat planınız var. Bunlar için de bazı harcamalarınız söz konusu olabilir. Bu yeni ay aşk hayatınızda, duygusal konularda da değişken etkiler getirebilir hayatınıza. Biraz kafanız karışabilir ya da hani bir ilişkinizle ilgili gelecek kaygılarınız olabilir. Ama detaylara da odaklanıp en azından içinde bulunduğunuz şartları şöyle bir gözlemleyebileceğiniz bir dönemdesiniz. Venüs'ün açısı genel itibariyle aslında sizin hayatınıza biraz daha konfor getiriyor, iyileşmeler getiriyor, yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz iş ve kazanç imkanlarını da getirebilir önümüzdeki günler içerisinde. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların Başak, Balık, İkizler, Yay gibi 11 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa yeni ayın etkileri sizin için çok daha güçlü çalışabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Başak Burcu'ndaki yeni ay 4. evinizde doğacak. Özel yaşamınız, eviniz, kişisel girişimleriniz, inisiyatif alıp harekete geçebileceğiniz alanlar öne çıkıyor. Mars'ın ve Jüpiter'in de burcunuzda olması şu dönemde gerçekten enerjinizi, cesaretinizi, hevesinizi çok arttırıyor. Evlenebilirsiniz, ev alabilirsiniz, evde değişimler yapabilirsiniz, taşınmalar olabilir, aileyle ilgili konular, ebeveynlerinizle ilgili konular da
bu dönemde daha fazla gündeminizde olabilir. Zaman zaman biraz tabii ki sağlık konularınızdaki hassasiyetler artabilir. Mevsim değişiminde alerjik olabilirsiniz. İşte böyle astım gibi kronik sorunlarınız varsa dikkat edin. Bağışıklığınızı güçlü tutmaya çalışın. Solunum yolları problemlerine de biraz açık olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Zaman zaman ev ortamınızda böyle ufak tefek kazalar, sakarlıklar olabilir. Su sistemleri, işte kullandığınız araç gereçler falan. Bunlara dikkat edelim. Bunun yanı sıra tabii ki evde yapılacak yeni düzenlemeler. Belki evde bir iş imkanınız olacak. Evde bir iş düzeni kuracaksınız. Bununla ilgili planlarınız, programlarınız var. Tüm bunları bu yeni ay daha fazla gündeminize alabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ya da yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok daha etkili, güçlü çalışabilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Başak burcundaki yeni ay 3. evinizde doğacak. Bu dönemde zihniniz çok hızlı çalışıyor ama genellikle de biraz endişe üretiyorsunuz. Hassassınız, kırılgansınız. Özellikle yakınlarınız için, kardeşler için, aile için daha fazla endişeleriniz olabilir. Belki onların bir sağlık sorunu var veya hani tamamlanması gereken bir yakınınızla ilgili bir problem var. Bir anlaşmazlığınız da olabilir. Çözmeniz gereken bir sorun olabilir. İşte bunlarla ilgili konular gündemde. Bazılarınız için bir dava, bir mahkeme konusu ya da eğitimle ilgili bazı kısıtlamalar, ihtiyaçlar yine gündeminizde olabilir. Başak yeni ayı size bir yolculuk getirebilir. İş için, eğitim için, zorunluluk için, yani bir seyahate, bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bunun için özellikle yurt dışı konularında şu dönemde hayatınızda bazı kısıtlamalar, engellerle de karşılaşıyor olabilirsiniz. Ya da daha uzun vadeli bazı yapılandırmalar içerisinde olabilir. Girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu yurt dışı ile bağlantılı bir iş, online bir iş, e-ticaret gibi bir iş olabilir. Buralarda özellikle yapılandırmalarınız olabilir. Bununla birlikte de seyahatler için gereken hani yasal prosedürler olabilir. Hukuksal işiniz varsa yine yasal süreçlerde danışmanlıklar almanız, bazı girişimlerde bulunmanız, gerekli bilgileri toplamak için çaba göstermeniz mümkün görünüyor. Genel sağlığınıza biraz dikkat edin. Özellikle trafikte dikkat edin. Çünkü kazalara da açık olabiliriz zaman zaman. Çevrenizdeki kişilerle ilişkileri, güven konusuna dikkat edin. Ufak tefek böyle yanlış anlaşılmalar, dedikodular, bazen böyle hırsızlıklar, hani bilgi anlamında da olabilir, herhangi bir konuda da olabilir. O yüzden güvenlik alanlarınıza dikkat edin sevgili yengeçler. Çünkü Mars sizin 12. evinizde, çok kontrol edemediğiniz bir alanda. Tutulma enerjisi de var bu ay. Tutulma da biraz daha bazı konularda hassasiyetleri arttırabilir çünkü. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar, ikizler, başak, yay ya da balık, 11 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın sizin için tesirleri biraz daha öne çıkabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Başak burcundaki yeni ay para evinizde doğacak. Bu yeni ay evet sizin için daha fazla para düşüncesi, parayla ilgili planlar, iş projeleri, işle ilgili görüşmeler ve belki yeni girişimler anlamına geliyor. Aslında para durumunuzu şöyle bir detaylı gözden geçirmeniz, muhasebe yapmanız gereken bir dönemdesiniz. Harcamalar artabilir, borçlarınız olabilir ve bu borçların üzerinizdeki baskısı olabilir. İhtiyaçlar doğrultusunda parasal anlamda yetersizlik hissedebilir, kaygılar oluşturabilirsiniz. Şimdi bunun için uzun vadeli neler yapabilirsiniz? Bazı harcamalarınızı kısmanız, işte yeni gelir imkanları arayışında olmanız, borçları yapılandırmanız ya da bir kredi konunuz varsa bununla ilgili girişimlerde bulunmanız, hisseli bir para alanında çözmeniz gereken bir konu olabilir, bir miras konusu, belki bir böyle nafaka, tazminat konusu, bir kredi konunuz var ya da eşinizin kaynakları, onun gelirleri ve paylaşımlarınızla ilgili bazı yapılandırmalarınız var. Bunları gözden geçirip planlayabileceğiniz bir dönemdesiniz. Maddi konularda sistem sizin için daha güçlü etkiler getiriyor ama sorumlu davranmanız, planlı programlı hareket etmeniz gerekiyor. Çok maceracı olursak, düşünmeden hareket ederseniz maddi konularda karmaşa yaşayabilirsiniz. Sıkıntılarımız artabilir sevgili aslanlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar, Başak, Balık, İkizler ya da Yay, 11 derece yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın sizin için etkileri öne çıkabilir. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, bu sizin yeni ayınız tabii ki. Doğum gününüzde kutluyorum. Özellikle bu hafta 3 Eylül ve yakınlarında doğan Başak burçlarımız için çok daha etkili olacak, önemli olacak bir yeni ay bu.
Sorgulamalarınız çok artıyor bu dönemde. Aslında genel olarak sorgulayan, detaylarla ilgilenen, eleştirel yaklaşan, mükemmeliyetçi bir insansınız. Ama biraz daha bu yeni ay belki kendinize dönük de sorgulamaları daha fazla arttırabilir ya da karşınızdaki kişilerin, eşinizin, partnerinizin size karşı olan tavırlarında beklentiler biraz daha artabilir. Bu da zaman zaman tabii ki almanız gereken bir ilişki sorumluluğu anlamına gelebilir. Yani evlilik kararları da verebilirsiniz. İşbirliklerine, ortaklıklara da bir karar verebilirsiniz. Ama yolunda gitmeyen bazı problemli ilişkileriniz varsa artık bunları da hayatınızdan çıkarmanız, elemeniz, bitirmeniz, o döngüyü tamamlamanız da gerekebilir. O nedenle özellikle ilişki dinamiklerinizde biraz daha detaylı düşünmeniz, daha fazla hani almanız gereken sorumlulukları almanız gereken bir dönemdesiniz. İş ve para konularında fırsatlarınız olabilir çünkü Venüs para evinizde ilerliyor. Biraz hani kariyer konularında da daha fazla mücadeleniz var. Şu dönemde yapacağınız işler, mesleki kararlar, ortaklıklar, ortaklı girişimler ya da hani evlilikle ilgili konularda vereceğiniz kararlar toplumdaki statünüz üzerinde de etkili olabilir. Zaman zaman çok kaygılı, çok endişeli olabilirsiniz veya böyle bir belirsizlik hissedebilirsiniz. Özellikle karşınızdaki kişilerden daha fazla bir beklenti içerisindeysiniz. Zaman zaman hayal kırıklıkları olabilir. O yüzden inisiyatif elinize alıp daha kararlı davranmanız gereken bir dönemdesiniz. Tabii ki sağlığınıza, duygusal, bedensel, zihinsel her anlamda sağlığınıza da dikkat etmeniz, hayatınızdaki düzeninizi korumanız gerekiyor. Eğer düzensizlikler, eksiklikler varsa bunları da düzeltmeniz gerekiyor sevgili başaklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşinizle de yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok etkili, önemli bir yeni ay olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Başak Burcu'ndaki yeni ay 12. evinizde olacak. Tabii ki bu biraz hani geri çekilme, biraz kendinizi dinleme, gözden geçirme dönemi. Venüs Burcu'nuzda yeni ayın en şanslı etkilerinden birisi. Dolayısıyla Venüs Burcu'nuzdayken enerjiniz yüksek olacaktır. Kendinizi dış dünyaya ifade etmeniz, dikkat çekmeniz, ilişkilerinizde daha hoş, daha çekici olmanız, sosyal alanlarda fırsatlarla karşılaşmanız mümkün görünüyor. Aslında biraz kendinizle ilgilenmeniz gereken bir dönemdesiniz. Dinlenmek için fırsatlar yaratın. Böyle bir iç sesinizi dinleyin. Bir tatil olabilir. Sağlık konularında uğraşlarınız olabilir. Yani bu yeni ayda daha fazla hastaneye gitmeniz, kliniğe gitmeniz, birazdan belki check-up yaptıracaksınız, sağlık kontrolleriniz olacak. Sizin ya da yakınlarınızla ilgili de olabilir. Diyete başlayabilirsiniz. Arınma çalışmaları, terapiler, detokslar yapabilirsiniz. İyileşmeler için, hayatınızda yaşam kalitenizi arttırmak için önemli bir şeyleri hayatınızda yeniden yapılandırabilirsiniz. Bunlar zararlı bir şeyleri hayatınızdan çıkarmak, tamamlanması gereken artık ya da sizin için gerekliliği kalmamış alışkanlıkları bitirmek de olabilir tabii ki. Güzellik gibi böyle estetik, kişisel bakım gibi uygulamalar için gayet güzel bir dönemdesiniz. Çünkü Venüs'ten de iyi bir destek alıyorsunuz. Şimdi bunları bu ay, bu yeni ayın etkisiyle hayata geçirebilirsiniz. Hem bedensel hem ruhsal bakımlarınız, hem yaşadığınız alanların, çalıştığınız ortamların düzenlenmesi, iyileştirilmesi, konforunuzun arttırılmasına yönelik konularda bu yeni aydan çok güçlü etkiler, güzel destekler alabilirsiniz. Sevgili teraziler, sağlığınızı lütfen ihmal etmeyin. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar, Başak, Balık, İkizler ya da Yay, 11 derece yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa tabii ki yeni ay sizin için çok daha güçlü, etkili olabilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Başak Burcu'ndaki yeni ay 11. evinizde doğacak. Bu dönemde birçok işiniz var. Özellikle para konularında, mesleki konularda çok hareketli olduğunuz bir dönemdesiniz. Aynı anda birçok işle ilgilenebilirsiniz. Yeni projeler de gelebilir ama süre gelen bazı projeleriniz varsa artık orada özellikle Ağustos ayında eksikler oluştuysa, yetersizlikler olduysa, yanlışlar varsa şimdi bunları düzeltmek, tamamlamak için önümüzde 2 haftalık bir süreciniz var. Çok da yapıcı bir şekilde bu dönemi iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir projedeki işinizi bitirmeniz, tamamlamanız, onu sunmanız, bunun karşılığında da tabii ki maddi manevi bazı başarılar elde etmeniz, ödüller almanız mümkün görünüyor. Evet, yeni projeler için, yeni girişimler için de daha heveslisiniz. Para kazanma konularında aktif olduğunuz bir dönemdesiniz. İşinizi
kendinize yatırım için veya hani kişisel istekleriniz için, girişimleriniz için parasal bir desteğe ihtiyacınız varsa, bir kredi almak, bir yatırım almak ya da hani yakınlarınızdan destek almak anlamında bu yeni ay yeni olasılıkları da gündeme getirebilir tabii ki. Sadece fevri, sabırsız davranmayın. Aşırı risk almayın para kazanma konularında. Yani şans oyunları, işte spekülatif alanlarda böyle yatırım yaparken fazla riske girmemeye çalışın. Çünkü burada aşırı hırs zarar getirebilir. Daha sağlıklı, daha uzun vadeli, daha planlı, programlı hareket etmeniz gerekiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar, Başak, Balık, İkizler, Yay, 11 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın sizin için etkileri çok daha güçlü olabilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Başak Burcu'ndaki yeni ay yılın bu döneminde kariyerinizi önemsemeniz gerektiğini işaret ediyor. Yeni planlarınız var, yeni arayışlarınız var. Evet, işiniz yoksa iş ve mesleki konularda, kariyer konularında böyle bir endişeli, kaygılı olabilirsiniz. Yani geleceğe ait biraz daha hayata karamsar da bakabilirsiniz. O yüzden psikolojinize dikkat edin. Özgüveninizi, moralinizi yüksek tutmanız gerekiyor. Neyse ki şanslısınız. Özellikle eşinizden, partnerinizden, yakınlarınızdan daha fazla cesaret, motivasyon alabileceğiniz bir dönemdesiniz. İş birlikleri alanında da, evlilik gibi ilişkiler alanında da ya da eşinizin hayatında, eşinizin işi, eşinizin gelirleri, eşinizin kaynakları ile ilgili alanlarda daha fazla gelişmeler, daha fazla destekler olabilir bu dönemde. Başak yeni ayı size bir iş, yeni bir kariyer imkanı getirebilir. Burada aşırı hırslı davranışlardan uzak durup daha uzun vadeli bakmanız, daha güvenli adımlar atmanız gerekiyor. Süregelen işinizde de yeni düzenlemeler olabilir. Mesela çalıştığınız ortamlarda ya da yaşadığınız mekanlarda bazı yenilikler yapabilirsiniz. Sizin ya da eşinizin ya da aile üyelerinin, ebeveynlerinizin sağlık konuları da gündemde olabilir. Sizin ya da eşinizin aile üyeleri, hani onlarla ilgili bir sağlık sorunu, işte bir tedavi, onun yaşamında olabilecek konular ya da bunun size tabii ki getirebileceği bazı ekstra sorumluluklar olabilir bu dönemde. Bunlara da kabullenişle yaklaşmakta, gereken sorumlulukları almakta fayda var sevgili yaylar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok daha güçlü olabilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Başak Burcu'ndaki yeni ay 9. evinizde doğacak. Genel anlamda sizin için iyimser, sizi motive eden, özgüveninizi yükselten etkiler var. Geleceğe ait ufkunuzun genişlediği bir dönemdesiniz. Evet, kişisel gelişim, eğitim, kültürel anlamda açılımlar için bu yeni ay size yeni bazı kararlar getirebilir. Bir eğitime başlamanız, uzun vadeli akademik bir çalışmaya başlamanız ya da eğitimi bitirdiniz, artık iş hayatınızda bireysel girişimlerde bulunmanız mümkün. Özellikle medya, yayıncılık, online işler, internet üzerindeki işler, eğitim alanları, turizm sektörü, uluslararası alanda yapılacak her türlü iş ve girişim bu alanı destekleyebilir. Bununla birlikte tabii ki Başak hizmet sektörüdür. İşte gıda alanı olabilir, tarımla ilgili, üretimle ilgili meslekler olabilir. Yani buralarda bazı girişimleriniz olabilir ya da süregelen işlerinizde bazı yeni yapılandırmalar olabilir. Kardeşlerinizle ilgili sorumluluklar olabilir veya canınızı sıkan bazı konular olabilir. Burada mümkün olduğunca iyimser bir bakış içerisinde olmakta fayda var. Çünkü birçoğunuz gerek kardeşler, gerek yakınlar, sizin ya da eşinizin akrabaları ve benzeri konular nedeniyle de bu yeni ayda biraz yorulabilirsiniz. Yani böyle angarya işler de olabilir ya da onların hani çevresel bazı sizden beklentileri olabilir yakınların. Bunun da hayatınıza getirdiği bazı birkaç hafta sürebilecek bazı etkiler olabilir. İşte bir seyahat olabilir ya da işte ilgilenmeniz gereken, emek harcamanız gereken konular olabilir. Günlük hayatınızın meşguliyeti biraz artabilir. Tüm bunlar olurken de yorulabilirsiniz. Lütfen kendinize gereken zamanı ayırmaya dikkat edin. Sağlık anlamında kendinize dikkat edin. Çok yorulmamaya çalışın. Trafikte, yolculuklarda bazı böyle engeller, kısıtlamalar olabilir. Bunlar da canınızı sıkabilir. İşte kullandığınız iletişim araçları, telefon, bilgisayar veya otomobilinizi değiştirebilirsiniz veya burada yeni bir karar alabilirsiniz. Yani bir şeyi satabilirsiniz, yenisini alabilirsiniz. Hani bunun gibi etkiler de söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar Başak, Balık, İkizler, Yay. 11 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni ay sizin için çok daha etkili olabilir.
Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Başak burcundaki yeni ay 8. evinizde doğacak. Genel itibariyle para konularında en fazla etkiyi alan burçlardansınız. Satürn burcunuzda. Satürn para evinizde, Neptün para evinizde. Dolayısıyla önümüzdeki 18 Eylül'de de zaten burada ay tutulması var. Dolayısıyla yılın bu döneminde gerçekten para durumunuzla ilgili önemli farkındalıklar, mali konularınızda olabilecek güçlü dönüşümler, yeni yapılandırmalar söz konusu. Şimdi bu yeni ay ile birlikte parası anlamda hissettiğiniz o baskıları, yetersizliği, kısıtlamaları biraz daha fazla hissedebilirsiniz. İhtiyaçlarınız artabilir. İşte çocukların eğitimi var, işte harcamalar var, ihtiyaçlar var, alışverişler var. Bu nedenle de para ihtiyacı var ama kendinizi biraz yetersiz ve para konularında baskı altında hissedebilirsiniz ve çözüm yolları arayabilirsiniz. Bir kredi almak olabilir, bir borcunuz varsa bir borcu yapılandırma arayışları olabilir, yeni bir işle ilgili hani arayışlarınız olabilir ve burada uygun bazı etkiler de gelebilir. Çözüm yolları bulabilirsiniz. Özellikle kadınlardan, kadın figürlerden, para ve iş konularında daha fazla destek alabilirsiniz. Bu eş veya partnerden de gelebilir ya da çalışma ortamınızdaki bir kişiden de gelebilir. Venüs'ün olumlu açısını alıyorsunuz. Bu da birazdan size yurt dışı konuları, medya işleri, yayıncılık işleri, eğitim sektörü, kadınlara yönelik işler, sanatla ilgili etkinliklerde başarı getirebilir. Veya bu dönemde bir seyahat, bir yolculuk fırsatınız gündeme gelebilir. Sevgili Kovalar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar, İkizler, Başak, Yay ya da Balık. 11 derece ve yakınlarında gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu yeni ay sizin için çok daha etkili çalışabilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, tabii ki Başak burcundaki yeni aydan en güçlü etkiyi alan burçlardansınız. Tam karşıt burcunuzda yeni ay doğacak ve Satürn, burcunuzdaki Satürn'le de etkileşimde. Şimdi hayatta biraz özellikle kendinizi ve içinde bulunduğunuz ilişkileri daha fazla gözden geçirme, analiz etme dönemindesiniz. Artık sorumluluk alma sürecindesiniz. Bir ilişkiniz varsa belki bu ilişkinizi artık evliliğe yönlendirmeniz gerekiyor ve evlilikle ilgili adımlar atmanız gerekiyor. Ya da karşınızdaki kişinin size karşı olan teklifleri olabilir, önerileri olabilir. İşbirlikleri ve hayatınızda bazı yeni yapılandırmalar için tabii ki anlaşmalar, sözleşmeler, hayatınızda çok etkili olabilecek arkadaşlıklar, tanışmalar, hizmet aldığınız kişilerle olan yapılar öne çıkabilir. Bazılarınız için hak, hukuk, adalet arayışları, bazı mahkemeler, davalar var. Hani bu karşınızdaki kişiyle olan bir sürtüşme, bir rakibiniz ya da bir açık düşmanınız da olabilir. Yani bu konulara da devreye sokuyor ve Eylül ayı ile beraber belki buralarda daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir. Tabii ki burcunuzdaki Satürn zaman zaman sizi karamsar yapıyor, endişeli yapıyor, kaygılı yapıyor. Sağlığınıza dikkat edin. Ruhsal, bedensel, zihinsel daha hassas, daha kırılgan olabilirsiniz. Zaman zaman duygusal dünya çok gergin. Çünkü Mars orada. Jüpiter'de biraz daha enerjileri arttırdığı için huzursuzluklar olabilir. Uyku sorunları yaşayabilirsiniz. Mideniz hassas olabilir. Bağışıklık sisteminiz hassas olabileceği için alerjilere yatkınlık, mevsimsel rahatsızlıklara yatkınlık artabilir. Bu yüzden lütfen kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Artı evde oluşabilecek ev ortamında bazı kazalara, sakarlıklara da daha açık olabilirsiniz. Örneğin hani mevsimsel bazı iklimsel riskler de olabiliyor biliyorsunuz. İşte aşırı yağışlar olabiliyor, su baskınları olabiliyor. Ev ortamınıza ya da iş ortamınıza, böyle yaşadığınız mekanlara da bu dönemde özen gösterin. Bu tarz bazı şanssızlıkların etkisi de olabilir. Çünkü su basmaları gibi ya da evdeki sistemlerin arızalanması gibi konular olabilir. Aile üyeleriyle zaman zaman huzursuzluğunuz nedeniyle özellikle aile üyeleri ve ebeveynlerle daha fazla tartışabilirsiniz. Bunları da iyi yönetmeniz gerekiyor. Yaşamınızda bazı kısıtlamalar olabilir ya da ekstra üstlendiğiniz sorumluluklar olabilir. Kabullenmek içsel çekişmeyi azaltacaktır. Kabullenişle beraber çözüm yollarını daha net görebilirsiniz ve doğru çıkış yolları bulabilirsiniz sevgili balıklar. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz ve yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok daha etkili olabilir.